Evet arkadaşlar, bugün 19 Haziran 2020 tarihi. Başkent Kiev'de Gulliver Alışveriş Merkezi'nin en üst katındayım şu anda. Sizlere bir ufak bilgilendirme videosu çekmek istedim. Son gelişen olaylarla alakalı. Çok fazla tabii ki çok sorulan soruların başında gelen havalimanlarının açılmasıyla alakalı endişeler halen devam etmekte. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Temmuz ayının başında başlayacak olan havalimanlarının yani Türkiye-Ukrayna arasındaki uçuşların 1 Temmuz'dan itibaren başlaması şu anda beklenmekte alınan kararlar gereği. Bunda bir değişiklik yok şu an için. Son gelişen olaylardan tabii ki en önemlisi şu anda Türkiye'de vaka sayılarının son 4-5 gündür hızlı bir şekilde artış göstermesi. Buna istinaden Ukrayna'da da vaka sayıları çok fazla yükselmekte. Ufak artışlar tabii ki görülmeye başlandı. Karantina kuralları çok fazla geniş esnetilmeye başlandıktan sonra vaka sayılarının yükselmesi tabii ki insanlarda bayağı bir endişe yaratmaya başladı. Buna rağmen Temmuz ayındaki uçuşlarla alakalı şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Başlanması bekleniyor. Hatta Ukrayna havalimanlarını 15 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını açtı. Hatta uçuşlar yapılmaya başlandı pazartesiden itibaren. Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz'dan itibaren başlanması bekleniyor. Tabii ki yarının hiçbir garantisi olmadığı gibi eğer ola ki çok çok yüksek seviyelerde devam ederse vaka sayıları, karantina kuralları tabii ki değişebilir. Ne olabilir? Tekrardan havalimanları kapanabilir. Sokağa çıkma yasakları şu anda başlamaya tekrardan gündemde. Her an başlayabilir. Çünkü vaka sayıları evet son 4-5 gündür çok fazla yükselmeye başladı Türkiye'de. Tedbir amaçlı tekrardan geriye bir dönüş yapılabilir. Tabii ki bu hiç kimsenin istemediği şeyler. Bu anlamda lütfen karantina tedbirlerine ne kadar esneklik payı verilse de dikkat etmeye çalışalım. Ben mesela maskesiz çıkmıyorum. Kapalı alanlarda maske takıyoruz. Bu anlamda lütfen kurallara dikkat edelim arkadaşlar. Başkent Kiev'de ve diğer şehirlerinde maskeli yaşama devam ediyoruz. Özellikle kapalı alanlarda maske takıyoruz. Alışveriş merkezlerinde ve diğer kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu devam etmekte. Onun dışında tabii ki stabil olarak hayatımızı devam ettiriyoruz bir şekilde. Yani maskeli yaşama alışmaya başladık. Bu şekilde devam edecek. Benim öngördüğüm bu yılın sonuna kadar veya 2021 yılında bulabilir. Onun dışında arkadaşlar fazla bir gelişme yok şu anda. Havalimanları ile ilgili sormak istediğiniz tabii ki sorular oldu. Ben de bunu bu şekilde ufak videolu çekerek açıklamak istedim buradan. Bana diğer sormak istediğiniz sorularla ilgili de yazabilirsiniz. YouTube kanalımda Kiev Yol Arkadaşlığı kanalıma abone olmayı unutmayın. Çeşitli şekillerde değerlendirme ve bilgilendirme videoları çekiyorum bu aralar. Çünkü şu anda hepimizin bilgilere, doğru bilgilere çok ihtiyacı var. İhtiyaçlarını sağlayabilmesi, gelebilmesi adına. İleride tabii ki bu amatörce çekmiş olduğum YouTube videolarını daha çok böyle profesyonel anlamda ilerletmeyi, genişletmeyi, daha güzel bir şekilde yeni videolar çekmeyi çok istiyorum. Diğer sosyal medya hesaplarım olan Facebook ve Instagram'da da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfalarım bulunmakta. Bana buradan da ulaşabilirsiniz. Sayfalarımı eklemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla yakın zamanda başlayacak olduğum tekrardan şehir rehberliği hizmetinde sizlerle tekrardan buluşmak niyetiyle bana sormak istediğiniz sorular varsa özelden yazabilirsiniz. Eğer gelmeyle alakalı bir şehir rehberliği hizmeti almak isterseniz de bu konularla da sizlerle özelden yazışarak konuşabiliriz. Belli ücretler karşılığında günlük şehir rehberliği hizmeti vermekteyim. Başta başkent Kiev ve diğer şehirlerinde olmak üzere. Bu anlamda sizlere yardımcı oluyorum. Arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Sağlıklı yaşamak için mutlaka maskesiz sokağa çıkmayın. Sosyal mesafeyi koruyun. Karantina kurallarına mutlaka uyun arkadaşlar. Çünkü sayı tekrardan geriye yükseldikçe karantina kurallarının maalesef esnekliğini kaybetmiş olacağız ve tekrardan çok sert tedbirler alınacak.
Biz de bu sert tedbirleri özellikle bu yaz sıcağında istemediğimizden dolayı lütfen dikkat edelim. Tekrardan huzurlu bir şekilde yaşayabilmek adına sosyal mesafeyi koruyalım. Birbirimize dikkat edelim. Etrafımızdaki insanlara dikkat edelim. Ve bu şekilde bu virüsle mücadelemizi sürdürelim arkadaşlar. Herkese şimdilik sevgiler, saygılar. Başkent Kiev'den, Gulliver Alışveriş Merkezi'nden sizlere selamlar, saygılar.